LGS'ye son 167 gün çok değerli bir süre bu süre zarfında yapacağımız çalışmalarla hayallerimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini kazanabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlıyorum. Haftanın sözünde Babe Ruth diyor ki asla pes etmeyen birini yenmek çok zordur. Gerçekten de Asla vazgeçmeyen, hataları olsa bile, yanlışları olsa bile, denemelerde istediği sonuçları tam anlamıyla elde edemese bile, matematikte yeni sorularda zorlansa bile vazgeçmeyen, pes etmeyen öğrenciler sonunda kazanıyor arkadaşlar. Çünkü artık LGS diyor ki ya yeter ya bu bizim peşimizi bırakmayacak. Biz bunu yenemeyeceğiz. O biz yenecek diyorlar ve LGS teslim oluyor. Ama yeni nesil sorularda zorlanıyorum, denemelerde istediğim net olmuyor diyerek bir şekilde çalışmayan öğrenciler tarafına geçen kısımlar maalesef o tarz öğrencilerimiz kaybediyorlar. Dolayısıyla vazgeçmemek çok önemli. Ya 10 seferdir yanlış yapıyorsun vazgeç artık diyenlere vazgeçmiyorum demeniz gerekiyor arkadaşlar. Edison biliyorsunuz ne yaptı? Bin defa denedi icadını bulmak için bin birinci buldu. Haftanın sorusuna baktığımızda Elanur Mehel diyor ki hatta şöyle biraz yukarı çıkaralım. 307 beğeni almış en fazla beğeni alan soruları her zaman gibi cevaplamaya devam ediyoruz. Önceden hiç çalışmamış olsak bile şimdi başlasak fen lisesi kazanabilir miyiz? Sorun cevabı son derece basit. Evet, evet, evet. Neden? Bakın 167 gün var arkadaşlar. 167 gün ne demek? Günde 10 soru çözeniz 1670 soru. Günde 100 soru çözeniz 16700 soru eder. Günde 100 soru 16700 soru eder. 16700 soru ile onlarca yeni nesil soru bankası bitirmiş olursunuz. Dolayısıyla evet. Ki 100 soru bakın ne kadar az bir süre değil mi? Ne kadar az bir soru. Denemelerde matematiğe 1 saat kalıyor. Ama ben matematiğe geçtiğimde çok stres yapıyorum. Stresimle nasıl başa çıkabilir? Bununla alakalı en doğru yöntem arkadaşlar tabii ki de bildiğimiz sorulardan başlamaktır. Yani antep fıstığı yöntemi ya da turlama yöntemi diyoruz. Antep fıstığı yöntemi. Nedir hocam antep fıstığı yöntemi derseniz şu. Mesela denemede daha doğrusu fıstık yerken ne yapıyoruz? Öncelikle açık fıstıkları yiyoruz. Sonra kapalı dişimizi acıtacak fıstıklara geçiyoruz. İşte denemede de önce yapabileceğimiz derslerden başlayacağız. Türkçeden başlamak mantıklı zaten. Türkçe lokum. Sonra inkılap tarihi. Sonra din. Sonra İngilizce. Sonra fen. Ama hocam sayısal matematikte başlıyor. Hayır hayır. Öncelikle feni yapacağız. Fendeki lokumları bitireceğiz. Matematiğe geçtiğimizde yani stresli ana geçtiğimizde o zaman da diyeceğiz ki bu sefer iyi olduğunuz konulardan başlayacaksınız. i̇lk soruda belki zorlanabilirsiniz. Belki ikinci soruda da zorlanabilirsiniz. O zaman üçü yapacaksınız. Dördü yapacaksınız. Beşi yapacaksınız. Ve daha sonra bir ve ikiye dönmeniz gerekiyor. Birincisi antep yani turlama yöntemi. İkincisi arkadaşlar ilk başlarda bu çok normal bir şey. Yani ilk başlarda ve gerçek sınavda da bu olacak maalesef. Matematik sizi zorlayacak. Bunu biliyoruz. Ama sadece Elanor'u mu zorlayacak? Hayır. Şu anda bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız zorlayacak. O zaman sınava giren herkes zorlayacaksa biz herkesin de zorlandığını bilerek hareket etmeliyiz. Yani Türkçe'de herkes zorlanacak mı zorlanmayacak? O zaman ben Türkçeyi çok iyi yapmalıyım. Fen'i daha iyi yapmalıyım. İşte inkılabı, din İngilizceyi yapmalıyım. Matematikte de herkes ne kadar zorlanıyorsa ben onun daha fazlasını çalıştığım için daha zorlanmalıyım demeniz gerekiyor. Yani Türkiye'de çok az öğrenci matematik oh ne güzelmiş çok kolay sormuşlar bu sene diye bitecek. Ben, belki iki belki üç öğrenci. Ama çoğunluk üf be amma kazıktı amma zordu diye çıkacak sınavdan. O zaman siz çalışmalarınızla 10 soru değil de 5 soru zoru demek istemelisiniz. 10 soru değil de 5 soru boş bırakmalısınız. Dolayısıyla bu şekilde hayallerinizdeki ortalama yöneti yaparak diğer adayları geçtiğiniz için. bu bir sıralama sınavı çünkü. Hayallerinizdeki fen lisesine gireceksiniz arkadaşlar. Hiç kitap okuyamıyorum. Sadece paragraf sorusu çözsem olur mu? Evet. Hatta bu çok daha iyi olur. Neden? Çünkü sınavda paragraf sorusu soracaklar ve sınavda çözeceğiniz paragraf soruları inkılap tarihinde, dinde, İngilizcede fende hatta ve hatta matematikki hikayeli soruları da anlamanızı kolaylaştıracak, odaklanmanızı sağlayacak. Ders çalışırken müzik dinlememek gerek ama canım çok sıkılıyor ve arkadan fon müziği açıyorum sorun olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yeter ki ders çalışın. Yeter ki netlerinizi artırın. Sonradan sınava doğru müziksiz denemeler çözmeye başlarsınız. Zaten deneme önemli. Deneme anındaki çalışma temposu önemli. Ama yanınıza cep telefonu, işte meyve tabağı buna benzer şeyleri denemede asla koymamanız lazım. Bu çok önemli. Ders çalışırken yanınıza bir meyve tabağı koyabilirsiniz. Hafiften bir müzik açabilirsiniz. Ama böyle zor branşları çalışırken, daha derse yeni oturmuşken ilk başta böyle bir deneme modunda çözmek de faydalı. Onu da söyleyelim. Belirli bir hedefim yok. İstediğim bir okul var. Ama yine de bu konuda kendi motive edemiyorum. Şu D bağlacını ayrı yazalım. Motive etmelisin Elanur. Mutlaka mutlaka o okulu istemelisin. O okula gidip o okuldaki öğrencilerle tanışmalısın. O okulun önünde resim çektirmelisin. E, Öz çekim çektirmelisin. Kantinden gidip bir şeyler almaya çalışmalısın. Güvenliğiyle konuşmalısın. Bu okulu iyi mi kötü mü diye sormalısın. Ve o okul için gece gündüz çalışıp o okula girmelisin Elanur. Çünkü bu senin için önemli. Neden önemli? O okulun puanını elde edemesen bile yine çok yüksek bir puan alacaksın ve yine iyi bir liseye gireceksin. İkincisi de çalışıp başarmanın lezzeti hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın şöyle hatırlayın kendinizden düşünün. Böyle bir gün ders çalıştığınızda bütün gün ders çalışıp böyle bir şeyler yaptığınızda akşam huzurla uyursunuz. Oh be dersiniz ya bugün çok çalıştım. Çalışırken biraz sıkıldım ama şimdi çok mutluyum dersiniz. Bütün gün eğlendiğinize, gezdiğinize çok mutlu olursunuz gün boyunca ama akşam da üf ya keşke bugün biraz çalışsaydım hiç çalışmadım. Ne kadar güzel eğlenmiştim eğlence de bitti dersiniz. Çünkü sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetli dakikaların bitmesi insana sıkıntı verir. İşte siz belki bu sene birazcık sıkıntı çekeceksiniz. O oh, hedeflediğiniz okula girmek için, sınavlar için ama sene sonunda öyle bir lezzet alacaksınız ki oh be bu sene çalıştım ve bir şeyleri başarabileceğimi ya da bir şeyler için gayret gösterebileceğimi gördüm diyeceksiniz. O yüzden çalışmak güzeldir arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır. Haftanın okulu Şehitler Fen Lisesi Yozgat. Yozgat'ta bir fen lisesini kazanıyorsunuz. Aa helal olsun. 4.42 yüzdelik dilimi. Peki mezunları ne yapıyor? 14 tıp fakültesi. Doktor. 6 mühendis. Bilgisayar mühendisleri, elektronik mühendisleri. Hukuk. Avukat, hakim, savcı. Diş hekimliği, eczacılık. Moleküler biyoloji ve genetik. Yani düşünebiliyor musunuz? Fen lisesi, Anadolu lisesi, sosyal mühendis lisesi ya da buna benzer iyi liselerden iyi üniversitelere iyi bir geleceğe yol açabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla çalışmak güzel bir şey. Haftanın kaynağına baktığımızda paragrafımız az önce arkadaşımız paragraf çözebilir miyim dedi. Paragrafon bizim efsanevi paragraf kitabımız arkadaşlar. Yeni nesil bir paragraf kitabı. Burada onar ilk başta paragraf fix bölüm var. Yani fix gelen soruları sizlere tanıtıyor. Bunlarla alakalı taktikler veriyor. Ardından da ardından da sizlere onar soruluk Paragraf soruları soruyor. Buradaki soruların her biri kare kodlarda çözümlü bir şekilde sizlere veriliyor. Paragrafonu çözüyseniz paragrafonstan da faydalanabilirsiniz. Paragrafonsta süre yönetim var. Yani her bir soru için daha az süre vererek sizin daha hızlı sürede çözmenizi sağlıyor. Eğer paragrafonsunuz yoksa daha doğrusu paragrafonunuz yoksa bu durumda önce paragrafonla başlamak mantıklı. Şimdiden sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz.